Şimdi hocam, evet. Bu kurucu aileler, kim bunlar? Bunlar Akıncı aileleri mi? Bak, ben Akıncı aileleri diyorum. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucu aileleri efendim. Onları şimdi hocam. Yani daha doğrusu Osmanlı devletinin şeyi, Balkanları getiren aileler. Balkanları getiren. Yani Osmanlıları Balkanları getiren. İşte başta Evrenos oğlu, Mihail oğulları. Daha sonra Malkoç oğulları, Turhan oğulları. Bir de bu Üsküp'teki İsa Bey. Şimdi bu tamamen yani benim şu anda inandığım, belki 5 sene sonra başka bir şey düşünürüm ama şu anda görebildiğim kadarıyla bu aileler asıl Balkanları fetheden bunlardır. Bunların askerler kim dese, askerler çoğu dervişler. Dervişler, Evrenos mesela çağırmıyor dervişleri, gel, sefer çıkının filan. Onlar kendi babalar, pirler, sultanların çaresi üzerine geliyorlar. Ve dolayısıyla bu üç beyleri dediklerimizin ve şeyhler, babalar, sultanlar da çok yakın bir ilişkisi olduğunu zannediyorum. Balkanları asıl fetheden bunlar. Ha, bir Haçlı Sefer geldiği zaman da o zaman bir ordu geliyor. Ama Balkanları adım adım şey yapın. Evrenos. 1357'de ilk defa çıkıyor. Kimisi bence yanlışlıkla şey diyor. Bu Karesi beylerindendir. Ama ki hiç en erken Minecin başı. Yani birkaç yüz sene sonra onu yazıyor. Aşık Başlızade yazmıyor. Aşık Başlızade diyor ki işte bu Karesi beylerden bahsediyor. İşte bir takım Karesi beyleri var. İşte Hacı İl Bey falan sayıyor. Süleyman Şah Balkanlara geçince bir laf ediyor. Onun bir yiğit olan daha vardır. Evrenos. Demiyor Karesi Bey. Bence Evrenos büyük bir ihtimalle Balkan kökenli. Peki sızma şeklinde mi oluyor bu? Balkanlarda. Yani gelişleri. Başında tabii bir şey vardır. Bir altyapısı vardır. İşte bu 13. yüzyılda bu Katalan paralı askerler vardır. İspanya'dan, evet, Balkan şeyleri. Evet. Bir de paralı Türk askerleri de var. Onlar tabii oraya 40-50 sene falan savaşınca bir şey öğrenmişler. Ama Evrenos bilhassa işte bu sol kol dediğimiz böyle üç kol yani gidiyor Balkanları. Sol kol Evrenos'un. Yani şeyden başlayalım, işte Hacı İl Bey'le beraber Dimatok'a, Keşan, İpsala, Gümülcini, Drahmı, Serez, Selanik'in ilk fethi falan. Hepsi Evrenos. Hepsi Evrenos. Yunanistan'ın önemli bir kısmı. Büyük bir kısmı. Şeye kadar gidiyor, Adriyatik'e kadar gidiyor. Bir de şeye kadar iniyor, Tesele'ye kadar iniyor Yunanistan. Hocam, lafidasınız Hristiyan mı aslında? Sonu mu? Vallahi benim belli son mi şeyinde bunun 7 tane oğlu var. İsa Bey bir kitapta o mavi olan, o mavi değil o teki mavi kitabında. Ha bu. Oraya yazdım. Bu İsa Bey onun bir oğlunun şeysini bulduk. Şecere var orada onu mu diyorsunuz? Şecere ayrı vakfiyesi. Bu da şey vakfiyesi. Vakfiyesi var evet. Vakfiyesi şey yazıyor. İsa Bey İbn el Emir el Kebir el Merhum Eşşehir Evraniz veya Avraniz Bey İbn Branko Lazart. Sırp mı? Sırp. Sırp kökenli olması. Ve az bir aile değil eğer benim bugüne kadar bulmuş doğrusu. Büyük bir aile. Hanedan. Yani bir hane, yani Sırp mühim bir aile. Zaten bizim kroniklerde bazı ipuçları var. Aşık Başlızade, Neşri'de falan. Ne zaman mesela Hüdvendigâr Balkanlarda bir sefere gidip ilk şey Yıldırım Bayezid de aynı. İlk şey Evrenos'u çağırıyorlar. Çünkü oralarda o çok iyi biliyor diye. Araziyi yani strateji plan falan o çıkartıyor. Balkanları tanıyor. Peki sonra Müslüman olarak yani Gazi Evrenos Müslüman. Tabii. Kökenli değişiktir. Mesela Bursa'nın son tekfuru derler. İşte o şeyden çıktı. O Hamer'in yanlış bir şey okuduğunu. Orada Saros diye biri vardı şeyde. O Saros, Evrenos
karıştı, şey yaptı. Halbuki mümkün değil. Adam çok uzun yaşadı belli. Ama Bursa'nın fethi 1324. 26. Hayır 26. 26'da. 26'da. Evren olsun ölüm tarihi kesin. 1414. Ya 14. Oo, çok uzun yaşıyorsun. Pardon. 14 mu 17? Neyse. Hayırlıymış. O kadar uzun yaşamadı. Yani Bursa'nın Tekfur'un şeysine adamı olsaydı o zaman en azından 20 küsur yaşlarında. Ama uzun yaşadı kesin. Yani 14. yüzyıl, yani Osmanlı şeyleri düşün. Tabii. Bir Osman Gazi hariç, Orhan Gazi, Hüdevendigâr, Yıldırım Bayezid, Fetret Devri ve Mehmet Çelebi. 4-5 padişah görüyor. Yani başka ya. Öyle bir şey yok. Yoktur. Yani. Peki o bölgedeki Hristiyan Türkler var, bu peçenekler, kumanlar Hristiyanlaşmış. Onlardan olabilir mi? O yönde de olabilir. Olabilir. Yani ben kesin bir şey söyleyemem. Ama vakfiyeyi buldum diyor. Hmm. Yani Branko Lazar. Yani Branko Lazar şey, Branko şey. Hala bir şey, lakap gibi değil. Yani ne denir? İbrahim'in İbosu. Neydir o? Kısaltma. Kısaltma. Yani Branko, Brademir veya Branomir'in kısaltması. Lazart ise veya Lazarat nasıl okursun? Yani bilmiyorum. Mihailoğlu kesin. Yani bu Mihailoğlu'lar Kösi Mihail'in Harmankaya. Şeyinden. Harmankaya. Onu net bir şekilde biliyoruz. Tabii biz şeyle karıştırıyoruz. Yani Osmanlılar de bir şey yoktur. Yani bir etnik şeysi yoktur. Yani derdi yok. İşini İşini beğenmesi lazım o kadar. Ve işini yapan hemen Osmanlı olabilir. Evet. Yani bunu ve bu şeyde değil, sadece kuruluş döneminde değil. Her dönem için. Bizim Amerika'daki iç savaşımızdan sonra bir takım şeyleri, gemi mühendisler getiriyorlar. Şeyleri yapmak için değil mi? Gemi. Ve paşa oluyorlar.